Güneydoğu'da terör kaosu hız kesmeden sürüyor. Son 10 gündür ateş çemberinden farksız olan Mardin'in Nusaybin ilçesinde patlama sonucu 2 askeri daha kaybettik. Şanlıurfa'daysa askeri konvoya saldıran teröristler kaçarken bir muhtarı öldürdü. Güneydoğu'da birçok ilçede sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sürüyor. Tansiyonun hiç düşmediği noktaysa Mardin'in Nusaybin ilçesi. Akşam saatlerinde teröristler tarafından Fırat Mahallesi'nde bir eve tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerinin ev araması sırasında patladı. Patlamayla birlikte çöken binanın altında 7 asker kaldı. Enkazdan çıkarılan askerler Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Jandarma Yüzbaşı Halil Özdemir ile Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Etiz kurtarılamadı. İki asker de hüzünlü törenlerle memleketlerine uğurlandı. Şerlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Uzman Çavuş İbrahim Etiz'in eşinin feryatları yürekleri dağladı. Nusaybin'de aynı gün Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut'la şehit polis Coşkun Nazilli'yi de kaybetmiştik. Onlar için de tören düzenlendi. Bugün Mardin'in Nusaybin ilçesinde örgütlü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonlarda şehit olan polis memuru Coşkun Nazilli ve Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut'un oğlu tutukları doğru çıkacağı uzun yolculuğuna vuruyoruz. Törende yine yürekleri sızlatan feryatlar vardı. Ben açacağım. Orada açayım. Ben açacağım. Ben onu açacağım. Ben onu göreceğim. Ben ona göreceğim. Ben sen beni niye bıraktın? Sen beni niye bıraktın? Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut'un naaşı karayoluyla Diyarbakır'ın Çınar ilçesine, polis Coşkun Nazilli'nin naaşı Antalya'nın Alanya ilçesine uğurlandı. Terör örgütü PKK Şanlıurfa'da da askerlere saldırdı. Son aylarda pek terör haberinin gelmediği Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında büyük bir patlama gerçekleşti. Patlamada 3 asker yaralandı. Yaya olarak kaçan teröristler Sarıören Mahallesi'nde muhtar İbrahim İnco'dan arabasını istedi. Teröristlere olumsuz cevap veren muhtar vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri muhtarın aracıyla kaçan teröristlerin peşinde.